Saksız Kral Hitman 2 ile sahalara geri döndü. Duygusuz, odun, kel. Ortalama bir Türk kızı için mükemmel bir sevgili adayı olan Ajan 47'nin yeni macerası Hitman 2, 2016 yılında yayınlanan Hitman'den ne kadar farklı bir oyun olmuş, ilk izlenim olarak gözüme neler çarptı gelin bir bakalım. Seriyi yeniden ele alma kararı alan IO Interactive, 2016 Hitman'de Ajan 47'yi yeni görüntüsüyle beğenimize sundu. Ajan 47'nin kafası neyse ki hala keldi, ancak oyun artık bölümler halinde sunuluyordu. Bu duruma alışması biraz zor olsa da Hitman 2016 farklı suikast yöntemleri, geniş haritasıyla sevdiğim bir oyun olmuştu. Peki hikaye ne oldu Reis diye soranlara, hikaye mi, sus ve beni öp diyen IO Interactive, Hitman 2'de de yine aynı stratejiye devam ediyor. Bu sefer bölümler halinde yayınlanmayan Hitman 2'de tüm bölümler tek pakette yer alıyor. İlk bakışta Hitman 2'nin formülü şöyle hissettiriyor: sınırlı, yüzeysel hikaye ancak bol içerik. Daha geniş ve derin katmanlı bölüm tasarımları, onlarca farklı suikast yöntemi. Suikast yöntemi çeşitleri Hitman 2'nin en dikkat çeken yanı. Franco confirmed down. Nice work 47. Kel ve tehlikeli ajan 47 ile Shadow Client adlı örgütün peşine düşüyor, gölgelerde saklanan gizli örgüt liderini ve müritlerini dünyanın dört bir yanında dolaşarak avlamaya çalışıyoruz. Hitman 2, Hitman 2016'ya göre daha dolu dolu bir oyun. Haritalar da önceki oyuna göre çok daha geniş ve yapılabilecekler çok fazla. O kadar çok alternatif suikast yöntemi var ki hangisini seçeceğim konusunda sürekli kararsız kaldım. Seçtiğim suikast yöntemini uyguladıktan sonra ulan diğeri nasıldı acaba diye içim içimi yedi. Dayanamayıp bölümü tekrar oynayarak bu sefer diğer suikast yöntemini seçtim. Bu hikayeleri takip etmenin şöyle bir avantajı var. Finalde fantastik bir ölüm görebiliyorsunuz. Kimi komik, kimi çok tuhaf, kimi çok kanlı oluyor bu suikast yöntemleri. Burada yaratıcı ekip iyi bir iş çıkartmış. Her hedef için birden fazla takip edebileceğiniz suikast yöntemi var. Finalde de genelde kısa bir ara sahneyle hedefin hakka yürüyüşünü izliyorsunuz. Yani demem o ki Hitman 2 tekrar oynanabilirliği oldukça yüksek bir oyun. Bir suikast hikayesini takip edip adım adım yardımcı işaretlerini söylediği şeyleri yaparak düşmanlarınızı ortadan kaldırabileceğiniz gibi tamamen doğaçlama yaparak da hedefinizi ayıklayabiliyorsunuz. Doğaçlama yapmak için de saha keşfi oldukça önemli. Haritada dolaştığınız zaman yeni ipuçlarına ulaşıp yeni suikast yöntemlerinin kilidini de açabiliyorsunuz. Bölümlerde öyle boş değil, gizli geçitler, kestirme yollar işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Oyun da harita keşfini ödüllendiriyor. Öyle boş boş dolaşmıyorsunuz yani. Haritada bulunan eşyaları kullanarak yapabileceğiniz suikastlerden bahsetmiyorum bile. Onlarca var. Harita içine onlarca farklı materyal serpiştirilmiş hedefinizin kafasına fırlatmanız için ya da üstüne düşürmek için. Bu suikast hikayesini takip etmek kolay mı geliyor? O zaman tamamen doğaçlama yapın. Kafanızda bir strateji oluşturun, hedefin hareketlerini gözleyin, şuradan girerim, buradan çıkarım, kıyafet değiştiririm, yanına sızarım vesaire gibi. Oyun strateji geliştirmeye de açık. Yapay zeka, yapay geri zeka düzeyinde, orası biraz sıkıntılı. Grafikler ve çatışma dinamikleri de önceki nesilden hallice. Ama neyse ki hem konsolda hem de PC'de oyun 60 FPS. Bu da grafiği biraz kurtarıyor. Özellikle suikast çeşitliliği oyunun eğlencesini ve oynanış süresini de oldukça uzatıyor. Haritada bulunan pek çok keşfedilebilir eşyayı keşfetmeye çalışmak, ipuçlarını toplayıp daha fazla skor elde etmek, meydan okuma görevlerini yaparak puan toplamak oyunun ana amacı aslında. Bir nevi kendinizle bir dünyadaki Hitman 2 oyuncularıyla yarışıyorsunuz bu puan sistemi sayesinde. Hitman 2 toplam 6 ana bölümden oluşuyor. Ben daha şimdilik 3. bölümdeyim. Hel öldürme şeklini denemeye çalıştığım için bir türlü hikayede ilerleyemiyorum. Hitman 2 güzel bir oyun olmuş. Hikaye arıyorsanız hayal kırıklığı yaratır. Ama gizlilik, ajanlık, kıyafet değiştirme olan kaç tane oyun var ki? Ha bu arada bayağı bir kıyafet seçeneği de var. Farklı bölgelere sızmak için farklı kıyafetler giymeniz gerekiyor. Hitman serisini severim. Hitman Codename 47 PC'de oynadığım ilk oyunlardandı. İlk bakış olarak Hitman 2'yi de beğendim. Oyunu bitirince fikrim değişecek mi bilmiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bu da inceleme değil, ona göre. Oynarken aklımda kalanları anlatayım dedim. Sonuçta benim de söyleyeceklerim.